Terörle müzakere süreciyle devam ediyoruz bültenimize. Öcalan'ın aralarında özerklik, genel af gibi düzenlemelerin de yer aldığı talepleri hükümetin masasında duruyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç top HDP'de dedi. HDP kanadıysa PKK ve kolları için artık terör örgütü ifadesinin kullanılmasını istemiyor. Terörle müzakere süreci kapsamında İmralı, Ankara, Kandil hattında görüşmeler devam ediyor. Terörist başı Öcalan'ın aralarında özellik, genel af gibi düzenlemelerin de yer aldığı talepleri hükümetin masasında. Konu Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, top HDP'de dedi. Bildiğim kadarıyla Sayın Sırrı Süreyya Önder'le Ceylan Bağrıyanık isimli bir bayanın gittiğini biliyor. Nasıl döneceklerdir? Nasıl bir karar almışlardır? Bu karar çözüm süreciyle ne kadar ilgilidir, kendilerde bir açıklama yapar. Herhalde kamuoyunda bilgilendirmiş olurlar. Ama biz hükümet olarak çözüm sürecini sonuna kadar milletimizin menfaatlerine uygun bir şekilde ve milletimizin verdiği görev çerçevesinde sürdürme konusunda kararlıyız. Alınacak her kararın Türkiye'de silahtan ve şiddetten arındırılmış bir siyaset ortamına katkı yapacağını düşünüyoruz. Bundan evvelki toplantıda zannediyorum top HDP'nin ayağında demiştim. Top halen o alanın içerisinde. Bakalım hakikaten iyi kullanabilecekler mi topu? Çözüm sürecine katkı sağlayabilecek bir noktaya gelecekler mi? Biz buradayız efendim. Şimdi onların ne yaptığını, nelerle döndüklerini, gelişmelerin hangi istikamette olacağını hep beraber göreceğiz. HDP kanadıysa PKK ve kolları için artık terör örgütü ifadesinin kullanılmasını istemiyor. Eş Başkan Figen Yüksekdağ HDP grup toplantısında konuştu. Sınır ötesi bir askeri harekat için aynı YPG ile işbirliği yapacaksınız, beraber hareket edeceksiniz, onun yardımını desteğini alacaksınız, ama aynı güce terör örgütü demeye devam edeceksiniz. Artık Türkiye halklarının da bölge halklarının da böyle iki yüzlü bir siyasete tahammülü yok. Bugün siyasi iktidarın yapması gereken şey açık ve net bir şekilde Rojava kantonlarını tanımaktır.